Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste KP'nin yani proportional gain'in yani aslında bizim bu oransal kontrolcümüzün katsayısının aslında değişimlerinde bizim sistemimizin kontrolcüsünün nasıl davrandığını açıklamıştık. Şimdi onu ne yapacağız? Gideceğiz aslında MATLAB'in içerisinde daha önce yazmış olduğumuz bu function'ı modelleyip çalıştıracağız arkadaşlar. Şimdi bu dosyayı daha önce zaten tasarlamıştım bir önceki derslerimde aslında. Bu dosyayı eğer ki elde edemiyorsanız o dersi izleyin. İzledikten sonra bunu gerçekleştirmeye çalışın. Araç tekerlek modeli diye bir dosyam var, bir videom var. Orada bunun nasıl yapıldığını, katsayıların nasıl çıkarıldığını, modelin nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi bakın. Bizim ifademizin içerisinde ne vardı? Bizim sisteme vermemiz gereken bir KP katsayısı vardı. Ve biz bunu nasıl veriyorduk? Aslında şu şekilde. Şöyle bir grafiğin üzerinde bir K katsayısını vererek tork değerini seçiyorduk arkadaşlar biz. O yüzden bakın ben geliyorum. Şurada bir tane fonksiyonum var. Bu fonksiyonun içerisinde benim değişkenlerim vardı. Bu değişkenlerin içerisinde neyim vardı arkadaşlar bakın. T 5. saniyeden küçükken 5 Newton metrelik aslında bir giriş veriyordum. Artık ben belli bir referansı takip etmek istediğim için ne yapacağım? Bu sisteme gideceğim. Şu tork int'e yani benim aslında kontrolcümün ürettiği şeye bir kural yazacağım arkadaşlar. O kural da benim için ne olacak? Herhangi bir KP değeri çarpı bir error değerini aslında ben buraya sürekli bir döngünün içerisinde besleyeceğim. O yüzden bakın ben bunu kaldırıyorum. Burada da şöyle bir başlık değiştirmesi yapayım. Şuraya controller rule diyeyim. Şimdi bakın. Bizim burada kontrol etmek istediğimiz şey ne? Bir aracın hızı vardı. Bakın o da şurada. Modelimize gelirsem. Aracımızın bir x yönünde şöyle bir konumu var. Bir de bunun hız değeri var arkadaşlar. O yüzden bakın biz burada neyi kontrol etmek istiyoruz? Aslında aracın x'ini yani konumunu biz şu anda kontrol etmek istiyoruz. Neye göre aslında? Şu modelin çıkarımına göre. Şimdi bakın bu MATLAB'in içindeki modelde zaten bizim sistemimiz yazılı. Sadece buraya ne yapacağız? Torku burada doğru bir şekilde seçmemiz aslında bizim için yeterli. O yüzden bakın şuradaki ifadeye baktığınızda sizin herhangi bir yeni bir şey tanımlamanıza gerek yok. Burada sadece eksik olan ne? Xref S. Bu sisteme ben KP'li bir değerle error'ü verirsem yani torku aslında o şekilde seçersem benim transfer fonksiyonum zaten otomatik olarak şuna dönüyor arkadaşlar. Ben bunu nereden biliyorum? Çünkü zaten bir önceki derste şuraya K verdiğimde error'le K'yı çarpıp torku ürettiğimde zaten ben bu denkleme eriştim. O yüzden bakın ben geliyorum MATLAB'in içerisine. Şu torku KPE ile ifade etmem gerekiyor. Şimdi bakın benim buradaki error sinyalim nedir arkadaşlar? Aslında benim bir x refim var burada ve ben bunu x konumundan çıkarmam gerekiyor. Ki ben bunun hatasını sıfıra götürebileyim. Şimdi bakın burada biz x'i nereden elde ediyoruz? Aslında z bizim state parametremiz. Yani şuraya geliyorum. System variables denen bir yeni bir değişken tanımlıyorum. Burada x'im ne aslında? Z'nin 1'e 1. parametresi. Ben bunu nereden biliyordum? Zaten bu durum uzay modelini ben neye göre oluşturdum? İlk aslında matrisin elemanında x, ikinci elemanında da x tat yani aslında hızın olduğu şekilde modelledim. O yüzden bakın buna x'i, buna da x data atıyorum arkadaşlar. 2'ye 1 diyorum. Şimdi bakın aşağı geliyorum. X herhangi bir yerde var mı? Yok. Olmadığı için benim için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Burada benim ne yapmam lazım? X'i alıp sistemin içerisine error'dan çıkarıp buraya geri beslemem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu yaptım. Bunu yaptıktan sonra benim neyim eksik? Xref'im eksik. O yüzden ben ne yapıyorum Xref için? Şuraya geliyorum. Reference Signal diyorum. Burada Xref'i tanımlarken ne diyeyim? Şu anlık sadece 5 değeri olsun arkadaşlar. Ve aynı şekilde burada da KP değerimde şu an sallıyorum tamamen 5 olsun diyorum. Şimdi ben bu sistemi bu şekilde tasarladığımda ne yapmam gerekiyor? Z datım dışarıya veriyordu. O zaman x referansla karşılaştıracaksam şuraya gideyim bir de ne tanımlayayım? X ref out değişkeni tanımlayayım. Onu da alayım aşağıda ne yapayım? X ref eşittir x ref diyeyim. Neden? Çünkü benim dışarıya vermem gerekiyor veriyi. Bir de ben burada ne yapayım arkadaşlar benim üretilen torku
aslında göstermem gerekiyor. O yüzden torque out diye de bir değişken tanımlayıp torque değerini buraya atıyorum arkadaşlar. Bu torque out'u nerede tanımlayacağım? Yine yukarıdaki değerimde tanımlayacağım. Şimdi bakın, ben burada KP'yi 5 seçtiğimde her döngüde ne yapacak? Gidecek buradaki hata değerini hesaplayacak. Hata değerini gidecek KP ile çarpacak ve oransal kontrolcü aslında neyi gerçekleştirmiş olacak? Şunu gerçekleştirmiş olacak. Bunu gerçekleştiriyorsa zaten ben buradaki kök ifadelerinden ne bulmuştum? Aslında KP'yi 1 seçtiğimde şöyle, 2 seçtiğimde, 5 seçtiğimde hep X referansını takip etmesi gerektiğini aslında söylemiştim arkadaşlar. Şimdi bakın, o yüzden benim burada yaptığım ifadede ben buraya KP'ye 5 verip bu ifadeyi atama yaptığımda herhangi bir sıkıntı almamam, görmemem gerekiyor şu anda. Şimdi o yüzden geliyorum bakın şuraya. Şöyle geldim. Şurada benim bir neyim var? XRef out değerim var. Bu XRef out değerini ne yapayım? Bir MUX'la aslında arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Bir MUX'la gideyim. Benim x'im hangi değerdi? State'lerimin çıkışından. Bakın burada. Şöyle geri alayım. State'lerimin çıkışından aslında ilk çıkıştı benim konum değerim. O yüzden geliyorum buraya, koyuyorum bunu. Bunu da x-ref'e atıyorum. Şimdi bakın 10 saniye boyunca ben bunu çalıştıracağım arkadaşlar. Şimdi burada bizim unutmamamız gereken şey neydi? Aslında şuydu. Şuraya sağ klik yapıyordum. Bir kere model configuration parameters'a kesinlikle bakıyoruz arkadaşlar. Bu da hatalı bir sonuç almamak için hep ben bunu standart yapıyordum kendi denklemlerimde. Tabii ki de bu da hatalı iterasyon olarak, ancak bütün denklemleri ben buna göre yaptığım için aslında şu değerle hepsini birbirine göre check edebiliyorum. İsterseniz siz variable step'te kullanabilirsiniz. Bu tamamen optional. Şimdi bakın 10 saniye boyunca ben bunu çalıştırayım. Çalıştırdığında ben şu anda ne göreceğim? Bir bakalım. Compile etmesi biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Şimdi bu döngü çalıştı. Çalıştığında scope'u açıyorum. Scope'u açtığımda bu sistem şu anda ne yaptı? Sıfırdan başlayıp yukarı doğru çıktı, aşağıya doğru gidiyordu. Şimdi bakın bize herhangi bir şey görünmüyor. O yüzden ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın bunu 100 saniye yapacağım şu anda. Ve tekrardan çalıştıracağım. Şimdi bakın 100 saniye yaptığımda bu değer 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi oldu şu an. Şimdi bakın burada biz bunu 100 saniye çalıştırdığımızda şu anda bu sistemin içinde bu ifadenin osile ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Şu an kontrol edebiliyor muyuz? Aslında hayır. Şu an kontrol edemiyoruz bu sistemi. O yüzden ben gidiyorum bakın bunu 1000 saniye yapıyorum. Şöyle. Ve çalıştırıyorum bunu. Bakın arkadaşlar, şimdi 1000 saniye olduğunda benim KP değerim 1 iken bu ifadede şöyle bir düşüş var. Görüyorsunuz değil mi bunu? Aşağıya doğru aslında şu anda sıra sıra bu ifade inmeye devam ediyor. Şimdi bunun sebebi ne? Bakın az önce size anlatmıştım. KP'yi siz burada 1000 seçerseniz ya da 1 seçerseniz bu ifadeler ne oluyor aslında bizim için? Sistemin içindeki bu köklerin, bakın şu köklerin şurasında imajiner komponentler olduğu için osile etmek zorunda kalıyor. O yüzden biz bu ifadeleri gerçekten çıkarmak istediğimizde KP'nin doğru değerini seçmek için ne yapmamız gerekiyor aslında? CEK'in karesinden aslında küçük bir KP değeri sadece seçmediğimizde bizim ifademiz osile etmiyor bu sistemde. Şimdi bu ne demek? Bakın bu sistemde, bakın 1000 saniyede değil belki 10.000 saniyede bu sistemde şu an İfadeler ne yapacak? Yerine oturacak. Ancak ben burada bakın dikkat edin. KP'yi ne kadar büyük seçersem. Mesela sallıyorum burada. KP değerim 100 olsun. Ya da 1000 olsun. Yani çok abartıyorum şu an yani. Error değerini ben o şekilde besliyorum şu anda. Bakın. KP değerim 1000 iken ne yapıyor? Bu sistemin ifadesi aşağı yukarı aşağı yukarı bakın gidiyor ya. Bunun oturma süresi uzuyor, ancak bu birebir olarak çok hızlı bir şekilde respons veriyor şu anda, gördünüz değil mi? Yani KP'yi biz burada ne kadar büyük seçersek seçelim bu osilasyonu şu anda engelleyemiyoruz. Ama bunu engelleyememe sebebimiz tamamen şu ifade arkadaşlar. Şu köklerin içerisinde CEK'in karesi eksi 4 IEK KP diyor ya. Bu ifade imajiner bir kök bize verdiği için bu sistem osile etmek zorunda kalıyor.
O yüzden sistemlerinizde eğer ki osilasyona izin vermeyecekseniz, bunları iyi kontrol edecekseniz yapabileceğiniz iki şey var. Bakın sadece oransal kontrolcü kullanıyorsanız. Bakın sadece oransal kontrolcü. D ve I'yı katmıyorum şu anda. Oransal kontrolcü kullanıyorsanız şu köklerin hepsinin ne olması lazım? Reel ve negatif olması lazım arkadaşlar. Şimdi bunu neden söylüyorum? Aslında şundan dolayı. Bizim sistemimizin içinde bakın 1000 saniye boyunca mesela gidiyor ya bu. Sallıyorum mesela 11. saniyede belki de bu değer oturacak yerine. Şimdi bu değerin bu şekilde yapmasının aslında iki sebebi var. Birincisi, şuraya geliyorum. XRef'in içerisinde mesela 1000 değeri var ya, şunu tekrardan 1'e alıyorum. Ancak şuraya geldiğimde bakın şu kırmızı noktaya koyuyorum ya, şuraya 37. satıra bir kere sol klikle tıkladığımda bir kırmızı nokta oluyor. Bunu run ediyorum. Run ettiğimde arkadaşlar bakın I-ekimin değeri şu anda benim verdiğim sistem parametre değerleriyle birlikte 33.3391. C-ekim ise 0.09. Şimdi bu ne demek? Bizim K'mız, yani sistemin aslında stiffness değeri, yani doğal frekansı neyle oranlı? M bölü K bölü M ile aslında, değil mi? Doğal frekansımız. Bu yüzden burada bu I'yi yüksek seçersem eğer, C'yi de düşük seçersem bu sistem osile etmek zorunda kalıyor. Şimdi ben sana ne dedim? Ya biz burada ne yapacağız? KP'yi çok küçük seçeceğiz ya da bu sistemin parametrelerini değiştirmemiz gerekiyor. Yani burada ya dizaynımızı değiştireceğiz eğer ki sadece oransal kontrolcü yapmak istiyorsak, ya da buradaki KP'nin sallıyorum 1000 saniyede oturmasını biz kabul edeceğiz bunun ve 1000 saniyede oturduktan sonra gerçekten bu sistem için ne diyeceğiz? Evet, bunu biz kontrol edebiliyoruz diyeceğiz 1000 saniyede. Ve bu bizim istediğimiz aslında bir şey değil. O yüzden bakın ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunun doğru olduğunu göstermek adına buradaki I ek C ek var ya, şu I ekin içerisindeki değerleri biliyorum. Bir kere şunu bir kısıyorum. Sallıyorum. Rho'su 300 olan bir şey olsun. Bakın şu an tamamen sallıyorum. Ya da burada R değerine göre oluyor ya bu ifadeler. Ya da önce Rho'yu değiştirelim. Sallıyorum. Rho'yu şurada gideyim. 10 kat küçülttüm. Hatta 100 kat küçülteyim. 30 yoğunluğuna sahip bir malzemeyle ben bunu yapmış olayım. Şimdi bakın KP1 iken sonuca. Şimdi bunu biraz daha küçültebiliriz artık. 100 saniye yapalım bunu. Çalıştıralım. Şimdi bakın KP 100 olduğunda, ay 1 olduğunda ve gerçekten bizim orada I değerimiz, yani inertia değerimiz düştüğünde gerçekten bu sistem ne yaptı? 40. saniyeden sonra artık kontrol edilebilir bölgeye geldi arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Neden? Bakın sistemin parametresini değiştiriyorsak dizaynını da değiştiriyoruz. Kullandığımız malzemeyi de değiştiriyoruz. Biz bunu yapabiliriz. Ya da bakın biz şunu yapmalıyız. Gidiyorum burada. Bunu tekrardan 3000 yapıyorum. Ancak osile etmemesi için ben bunu ne yapacağım? 0.001 olsun bu. Bu katsayı diyelim. Çalıştırıyorum şimdi bunu. Şimdi osile etmemesi için uğraşıyorum ya. 0.01 yaptığımda bakın şu an ne yapıyor? Daha 1 değerine, bakın burada 100 ya, daha 1 değerine o kadar yavaş geldi ki burada. Bu ne demek? Aslında biz 1000 saniyede bile belki bu noktaya ulaşamayacağız demek. O yüzden bakın çalıştırıyorum bunu. 1000 saniyeye alıyorum. Bakın bu sefer ben ne yaptım? Aslında benim içimdeki o KP değeriyle birlikte o 0.01 seçtim ya. O katsayıyı küçülttüğüm için şuradaki kök değeri, bakın şuradaki kök değeri bana ne yapmıyor şu anda? Aslında negatif bir değer çıkarmıyor. Tabi bundan şu an emin değilim. Neden? Çünkü bu değeri birebir hesaplamadım arkadaşlar. Ama ben bunu ne yapabilirim? Aslında şunu yapabilirim. Şuraya geliyorum. Bakın KP'yi biraz açtı değil mi? Bu ne demek biliyor musunuz? Burada hala osilasyon var demek bu sistemin içerisinde. Ancak ben şöyle bir değer verseydim oraya. Bakın bu C ekin karesi değil mi? Ben buradan KP'yi çekersem eğer C ekin karesi bölü 4 I ek KP olur değil mi? Hemen geliyorum, bunu buraya yazıyorum. Yani o kökü sıfırlamak için ben bunu yapıyorum bakın. Şuraya geliyorum arkadaşlar. C ek sistem konstantlarının hepsini nerede hesaplayayım? Gideyim şunun üstünde hesaplayayım. Şöyle. Eğer ki ben buradaki KP'yi C ekin karesi bölü 4 çarpı I ek seçersem, ki bu benim için nedir? Bakın bu ifadeyi karşıya atın. 4 I ek KP'yi eşittir C ekin karesi deyin. 4 I ek'e bölün. O zaman bakın ben bu ifadenin içerisine girdiğimde KP'yi ne seçmiş olurum? Tamamen osilasyonu düşürücü bir ifade seçmiş olurum. Niye?
Çünkü benim ifadem artık tamamen gerçek sayılardan oluşuyor olacak arkadaşlar. O yüzden bakın şunu bir önce debug ediyorum. Gerçekten KP'nin gerçekten benim için osile etmeyen değeri neymiş şu anda? 7.33 E üzeri eksi 5. Şimdi biz bunun değişimini görebilir miyiz burada? Göremeyiz değil mi? Çünkü sistem zaten bunu görmemize izin vermiyor. Belki 10.000 saniye sonra, 20.000 saniye sonra bu değer böyle gidecek, buraya oturacak arkadaşlar. Şimdi bu birinci konuydu. İkinci konuyu aslında bir sonraki derste anlatacağım. Çünkü sinüs ve aslında ramp sinyallerinde de bazı sorunlar oluyor burada. Ama öncelikle ben şunu yapacağım. Şurada da şu sonucu hızlandırmak için aslında sizin de görmeniz için şöyle bir şey yapacağım. Buraya model configuration parameters'a geliyorum. Şunu gideyim ne yapayım? 10 üzeri -4 yapayım. 10 kat daha hızlı çözsün benim için ve 10.000 saniyeye kadar yapayım bunu. Bu sonuçta biraz hatalara sebebiyet verebilir. Ancak arkadaşlar buradaki değerin içerisinde error değerine yaklaştıkça eğer ki o sıfır kökünü biz görüyorsak zaten o değere yaklaşıp gerçekten oturabileceğini söylüyoruz. Şimdi burada yaptığım şey sadece o iterasyondaki aslında ifadeleri düzelttim. Yani c2'nin karesini 4'e eşitlediğim için burada birebir bir şekilde gerçek bir kök oluşturduğu için buradaki ifadeler oturabilecek arkadaşlar. MATLAB'de yaptığım şey de iterasyonun aslında boyutunu küçülttüm ki hemen bunu görebilin. Yani 10.000 adıma kadar bunun gittiğini gerçekten görebilin diye yaptım arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste ne yapacağım? Bu sistemin değerlerini, parametrelerini değiştireceğim. Bir de sinüs ve ramp sinyalleri için de bizim sistemimiz nasıl çalışıyor size onu göstereceğim. Bakın şu anda ne yaptık? Gerçekten C2'nin karesini biz buna işaret, aslında C2'nin karesi buna atadığımızda bu ifadenin birebir bir şekilde buraya oturduğunu, overshoot yapmadan buraya oturduğunu size gösterebilmiş olduk arkadaşlar.